Bazı insanlar maalesef görüyorum, hastalık bahane ediyorlar. Halbuki tam böyle Müslüman bir doktorun sen tutamazsın diyeceği noktada değiller. Değiller. Veya imtihan bahane ediyorlar. Veya işte benim antrenmanım var, şuyum var, buyum var. Sudan bahanelerle bugün tutmasam olmaz mı şeklinde çok yanlış işler yapıyorlar. Onun için bugün orucun farziyeti hakkında kanaatlerle başladım derslerime. Ama bu bir gün dahi oruç tutmamak şeriatın ruhsatı yokken bu nasıl bir şeydir ya? Onu anlatacağım. Ali Ebu Hureyre radıyallahu teala, Ebu Hureyre radıyallahu efendimizden rivayet edilen hadis-i şerifte, bu hadis-i şerif Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var, Nesai'de var, İbn-i Mace'de var, İbn-i Huzeyme'de var, Beyhaki'de var, varsa. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde var, çok var. Darimi, Darikutli, sen daha ne diyorsun ya? Böyle kuvvetli hadis nerede bulacaksın? Bulursun, çok var da yani. Men eftala yevmen min Ramazan. Kim Ramazan'dan bir günü oruç tutmadan geçirirse. Min gayri ruhsatın. Ruhsatı yok ama. Mesela kadın hayızdır veya nifastır zaten tutamaz. Bunun ruhsatı yok ne demek? Ancak yolculukta olursa. Yolculukta da değil. Yolculukta olmayanın ruhsatı yok. Yani seferi olmayan. Bir de ne kaldı? Vela meradın. Hastalığı da yok. Hani yolculukta değilsin, evindesin ama hastasın. Yine tutamazsın. Ama şimdi yolculukta değilsin. Bir tek seferde ruhsat var. Bir de hastalık. Hastalıkta yolculuk şartı yok. Evinde de olsan, hastaysan. Ama hastalığı da anlattım. Müslüman doktor. Tutma tarafını tercih edelim. Tutmak için bahane arayalım. Tutmamak için çare aramayalım. İyi bir Müslüman doktor, sen tutamazsın derse tamam. Ama sende o da yok, o da yok. Efendim, yok kafam çalışsın. Yok bugün yorgunum. Yok antrenmanım var. Bu senin keyfine göre mi ya? Bir gün bile bu şekilde ruhsatsız, marazsız, hastalıksız, sefersiz, yolculuksuz tutmadıysa lem yakdî savmu dehri kulli ve insâmehû, ondan sonra hayatının sonuna kadar diyelim 10 sene yaşadı, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşayabilir normal bu süreçlerde. Hepsini oruçlu geçirse, hepsini. O Ramazan'dan tutmadığı bir güne karşılık ne yapsa, yani işte senede 355 gün var dedim sana işte, 10 senede çarp 10 ile, 20 senede çarp 20 ile. Diyelim ki binlerce gün oruç tuttu öğlene kadar diyelim. O önünde, anladın mı sen? 10 bin gün yaşadı. O tutmadığı bir günden sonra diyelim 5000 gün ömür sürdü. 10.000 gün ömür sürdü. Sürebilir. Bunlar muhtemel şey, yaşlar yani. O günlerin tümünü de oruç tutsa o Ramazan'dan tutmadığı bir günün yerini tutmaz. O bir gün kaldı açıkta. Yarın ahirette vay geldi başına. Bu kadar ciddi bir mesele bu ya. 61 tutarım da kefa. Böyle olmaz. Sen şimdi ruhsatın yok, hasta değilsin, yolcu değilsin, keyfine göre tutmuyorsun. Neye göre tutmuyorsun sen ya? O 61 gün oruca niyet edip de sonra orucu bozanlarda 61. Onlar bir kefaret oluyor, temizliyor, paklıyor yani. Bu seninki, sen kafadan niyet etmiyorsun yani. Tutmayacağım. Niye tutmayacaksın? İşte yarın bir arkadaşım gelecek de onların bilgisayar oynayacağız da kafamın çalışması lazım. Efendim bilgisayar oyunu oynayacağız da öbür gün tutarım. Ne öbür gün tutuyorsun? Öbür gün kendinin günü zaten. Bugünün karşılığı nerede? Bu çoluk çocuk oyuncağı mıdır ya? Allah'ın farzları bu ya. Yanarsın ahirette ebedi. Onun için bak, böyle keyfi işlerden bugün tutmayayım, yarın tutmasam olur mu? Böyle şeyler yok. Ebu Mahmud el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif. Bak bu da çok önemli bir hadis-i şerifti. İbn-i Hibban sahinde İbn-i Huzeyme rivayet ediyor. Semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim söylüyordu. Buyuruyordu. Beynâne nâimun entâni rücülâni fe ekhedâ bi dub'ayye fe eteyâ bi cebelen ve aran fe kâle as'ad fe kultu inni lâ utîku fe kâle innâ senüsehilû leke. Bir kere ben uyuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykusu vahidir. Rü'yel enbiya vahyun. Bukhari hadis-i şerif. Bütün peygamberlerin gördükleri rüyalar aynı ayet gibi vahidir.
Senin benim gibi normal vatandaş değil onlar. İki adam geldi. Pazularımdan tuttular. İki kolumdan tuttular. Beni yüksek bir dağa getirdiler. Dediler çık bakalım. Ben dedim ben buna çıkmaya takat getiremem. Gücüm yetmez. Dediler biz onu sana kolay edeceğiz. Yardım edeceğiz sana. Kolay edeceğiz. Çık sen başla. Ben de fesatte yükselmeye başladım. Hatta izâ kuntü fî seval cebel. Dağın tam düz yerine geldim. Üstüne geldim. İzâ bi asfâtin şedîdetin. Öyle gürültüler, öyle patırtılar, öyle şiddetli sesler dayanılmıyor. Kultu mâ değil asfâd. Dedim bu sesler nedir ya? Kimin sesidir bu? Kâlu dedilâ zâvâ ehlin nâr. Bu sesler cehennem ehlinin bağırmalarıdır. Cehennemde yananlar, daha kıyamet kopmamış, insanlar cehenneme gitmemiş ama ahirette cehenneme gidenlerin seslerini Allah-u Teala şimdiden Habibine duyurmuş. Ama nasıl bağırıyorlar, nasıl çağırıyorlar? Ava demek köpeklerin af kurması gibi, affedersiniz. Ava köpek af kurması demektir, ava-ül kelp. Ama cehennem ehlinin bağırtısına onların af kurmalarını tesmih ediyor. O ismi takmış yani. Ama tabii feryat, figan. Sümmen tulikabî. Sonra ben götürüldüm. Feyzâne bi kavmin muallakîne bi arâkîbî. Müşakkakaten eştâkûm. Tesîl eştâkûm demen. Sonra bir kavme geldim. Bir topluluğa rastladım. Onlar efendim çengellere asılmışlar. Ağızlarının kenarları o çengeller biliyorsun koyunu moyunu takıyorlar ya kasaplarda çengele. Öyle çengellerden asılmışlar. Ağızlarının kenarları yarılmış. Bu kenar patlamış böyle buradan çekmişler patlatmışlar. Buradan patlatmışlar. Bütün buraları kan revan içerisinde. Ağızlarının yanlarından kanlar fışkırıyor. Kale kurtum en avla. Dedim bunlar kimdirler? Ey Allah'ın melekleri bana bunların bu cezaya, bu belaya, bu azaba neden düştüklerini beyan edin. Hala o iki melek dediler. Ellezîne yuftirûne kable tehilleti savmihim. İftar vakti gelmeden oruçlarını açanlar. İftar vakti gelmeden oruçlarını açanlar ne demek? Ramazan gününde yemekten içmekten soyutlanması lazım. Yememesi lazım, içmemesi lazım. Bu ne yapıyor? Ramazan günü oruç tutmuyor. Veya iftarı beklemiyor. Ondan evvel ya oruca niyet ediyor, öğlende bozuyor, ikindide bozuyor. Ya hiç niyet etmiyor, dümdüz bozuyor. Yani oruç tutması farz iken, ruhsatı yok, hastalığı yok, yolculuğu yok, kadınlarda hayız, nifas gibi bir mazereti yok. Ama orucu açma, yani yemek yemenin helal olduğu vaktin öncesinde bunlar yemek yemeleri haram iken yemek yemişler. Yani şu Ramazan şerifini her gününde yemek içmek haram. Sağlıklı insanlar için, mukim insanlar için. Haram. Sen yemek içmenin yasak olduğu, haram olduğu bir şeyde Allah'ın sana verdiği nimeti nasıl yersin? Şu vakit yeme demiş sana ya. Sen kalkıyorsun Allah'ın yeme dediği vakit yiyorsun, içme dediği vakit içiyorsun. Allah harbi ilan ediyorsun. Ben seninle direnirim diyorsun ben sana. Efendim, dinlemiyorum sen diyorsun, bayrak açıyorsun ya. Kazan kaldırıyorsun sen. Sen kimsin? Acibtü min zayıfın keyfe asıl kabın ya. Bir zayıfın haline şaşarım ki, kendisinden kuvvetlisine nasıl isyan ediyor? Allah-u Teala kadar kuvvetli var mı? Senden benden daha zayıf var mı? Nasıl Allah'a karşı geliyorsun ya sen? Yeme dediği vakit yiyorsun, içme dediği vakit. Bir gün bile oruç yemek, tutmamak ne demek ya? Onun için cehennemde büyük azaplar var. Büyük azaplar var. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Oral İslam ve kavaidü'd-din felâsetün aleyhinne müsissel İslam. İslam'ın temel kulpları, yani tutunulacak kulpları ve dinin temelleri üçtür. İslam onlar üç sacaya üzerine kurulmuştur. Men terake vâhdet emrine fe bi kâfir. Ya bunlardan birini bile terk eden kafir olur diyor. Kafir olur ne demek? Dinden imandan çıkar demek. Bu da nedir? Şehadetü en la ilahe illallah. Bir kelime-i şehadet. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Bunu terk etmiyorsun. Vessalatül mektube, farz namaz, beş vakit namazları terk ediyor musun? Ediyorsun. İşte bak İslam'ın saç ayaklarından birini yıktın. Saç ayağından biri yıkıldığı zaman o üstündeki sofra tepsi durur mu?
devrildi gitti. Kafir de derken namazın farziyetini inkar ederse kafir olur. Ama tembelliğinden kılmazsa da imanı zor kurtarır. Ayrı dava. Ve savunmu Ramazan. Biri de Ramazan-ı Şerif orucudur. Ve la yukmenü min sarfun ve la adlün. Ramazan orucundan bir gün bile tutmayan, farz namazlardan bir vakit bile kılmayanın ne farzları, başka farzları kabul edilir, ne zekatı kabul edilir, ne sadakası kabul edilir, ne fitresi kabul edilir, ne nafilesi kabul edilir. O kadar yetimlere, tullara yardım etsin. Kabul edilmez diyor. Çünkü İslam şartı bu kardeşim. İslam'ın 5 şartı diyorsun. Bunlardan biri oruçtur. Bir gün bile oruç tutman farz iken tutmadığın zaman diğer amellerin hepsi gitti. Reddolunuyor. Reddolunuyor. Nafile bir ibadet yapıyorsun. Kadir gecesi kalktın, sabaha kadar kıldın. 100 rekat, 200 rekat. Tamam da yatsıyı kılmadın. O nafile kabul edilir mi? Veyahut da Ramazan'dan bir gün bile sebepsiz yere, ruhsatsız yere oruç tutmadın. Ondan sonra son 10 gün itikafa girdin. Alnının çatlatana kadar secdede yattın aşağı. Kabul değil. Niye? Farz oruç burada. Bir gün bile tutmadıysan ancak tövbe edersin, bir daha yapmazsın, kefaretini ödersin. Ayrı dava. Kefareti de ödenmiyor yani. Orucun acayip bir şey. Baştan niyet etmediyse onu bütün ömrünün sonuna kadar oruç telafi etmiyor yani. Onun için arkadaşlar önemini arz ettim. Hem orucun farziyetini beyan ettim. Hem de bir gün dahi mazeretsiz tutmayanların azabını size beyan ettim.